Evet, buyurun abi. Buyurun başkanım. Evet. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaşadığımız belediye başkanı aday adaylığı sürecimizle alakalı ve bugün gelinen noktayla alakalı sizleri ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydum. Bununla alakalı da bir basın açıklaması yapma gereği duydum. Bildiğiniz üzere 2-2,5 aylık bir aday adaylığı sürecimizde hiç seviyemizi bozmadan, kimseye çatmadan bugünlere kadar geldik. Ve mevcut belediye başkanı Alim Bey belediye başkanı adayı olarak atandı. Tabii bizim bu süreçle alakalı yaşadıklarımız var arkadaşlar. Kamuoyunun bilmesi gerekenler var. Şimdi memnuniyet anketi yapılacak denildi. Fakat bu memnuniyet anketinden çıkamayan mevcut belediye başkanı 6 hafta ben yarın atanıyorum, öbür gün atanıyorum, bu hafta atanıyorum diye tam 6 hafta parti meclisine adı bile gelmedi. Ama 6. haftanın, son gününde, son gecesinde birden ortaya çıktı. Öğreniyoruz ki şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a telefon edip, genel merkeze telefon edip, eğer Fethiye'de Alim Karaca'yı aday etmezseniz istifa ederim diye bir tehditle karşılaşıyor. Kim tehdit eden? Osman Gül'ün. Yani Osman Gül'ün gider ayak buradaki çocuğunu aday gösterilmesi yönünde genel merkezi ve Ahmet Aras'ı arayarak size destek vermem diyor, tehdit ediyor. Şimdi böyle bir noktada Osman Gül'ün Muğla'ya partinin %52 oyunu %30'lara kadar düşürdükten sonra en son kötülüğünü de Fethiye'ye yapıp gitti. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bizim şahsımıza yapılan en büyük hakaret diyeyim, en büyük hakaret benim için gurur meselesidir. Bana kötüleyebildikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Sağdan geldi dediler. Şimdi soruyorum, 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye'de seçim kazanabiliyor muydu? Biz ne zaman sağdan geldik, destek verdik, öyle seçim kazandı. Soruyorum başkanım, evinin önünde 13 kişiyle toplantı yapamayan bu belediye başkanına ben Patlangıç'ta, Menteşoğlu Mahallesi'nde, Karaçura'da 3000-4000 kişiyle toplantı yaptım. Bana yalvardı, sen bilirsin bana toplantı yap diye. Sen bilirsin yardım et diye. Şimdi sağcı mı olduk? Evet, ben sağcılığımla gurur duyuyorum. Gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek oldum. Bana bunu söyleyen arkadaşlar, geçmişte rahmetli belediye başkanı Özel Olgun'u Cumhuriyet Halk Partisi kazanmasın diye CHP'nin karşısında başka bir partiden kışkırtıp gaz verip aday eden bu belediye başkanı. Meclisine de giren bu belediye başkanı. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bunu yapmadık. Biz geçen dönemde, ondan önceki dönemde Seydi Kemer'de de sadece destek olduk. Destek verdik. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bu sağdan geldi. Toklu sağdan. Nereden geleceğim? Uzaydan mı geleceğim? Evet, sağdan geldim. Ben de, benim kimliğim belli ve karşılıksız Demokrat Parti'de geldim ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek oluyorum. Ama Atatürk'ün partisini bu hale düşürmeye gerek yok. Ankara'dan atayanlara soruyorum. Osman Gül'e buradan soruyorum. Fethiye'de halkın içine girdiniz mi? Halkın içinde bu adamla alakalı konuşulanları duydunuz mu? Bırakın konuşulanı. Kamuoyuna, ulusal televizyonda bizi rezil eden bu adam değil mi? Bir belediye başkanının görevi sadece yol yapmak değildir. Hiç çöp toplamak değildir. Aynı zamanda bu milletin kendisine verdiği oyu temsil etmektir. Bu milleti temsil etmektir. Bizi 5 yıl boyunca bu belediye başkanı temsil etmiş midir? O zaman soralım, temsil etmiş mi? Burada sokaklarda sarhoş, arabalarda tekmelediğini, kavga ettiğini, bütün ulusal televizyonlarda Türkiye'ye bizi rezil etmedi mi? Bir annenin, bir babanın evladına, Beşik'teki evladına 11 dakika küfür etmedi mi? Ve bu kendi partisi tarafından, partinin genel başkanı tarafından partiden atılmak üzere, ihraç edilmek üzere disipline verilmedi mi? Şimdi akıllara şu soru gelmiyor mu? Partiden atalım diye kendi partisi tarafından disipline verilen bir adam, Muğla'da hiçbir şaibesi olmayan, hiçbir şeyi konuşulmayan eski belediye başkanlarının hiçbiri atanmazken Fethiye'de bu kadar şaibesi olan, ulusal kanallara çıkan bir belediye başkanı nasıl aday gösterilir? Ama orada 7 tane aday arkadaşın içinde siz ön plana çıkmışsınız. Sanki bize karşı zafer kazanmış gibi kutlama yapıyorsunuz. Ya siz bir sandıktan mı çıktınız? Milletten oy mu istediniz? Şimdi beni sağdan geldi diye eleştiren bu belediye başkanına soruyorum. Yarın bu sağdan, sağcı insanlardan nasıl olacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu, sol oyu burada %20. 34 olan oyu siz sağdan gelen oylarla aldınız. Siz
İlk seçildiğinizde 2008 oyla zorla kazandırdık sana biz. Bugün bu kadar şaibana rağmen nasıl kazanacaksın? Bizleri dışlayarak, aday aday arkadaşlarını dışlayarak hiçbir yere varamayacaksın. Ve genel merkeze buradan sesleniyorum. Siz bu partiden atalım bunu dediğiniz bu adamı tekrar adayı ne karşılığında aday gösterdiniz? Ama Fethiye halkı müsterri olsun. Fethiye halkı üzülmesin. Ve en kısa zamanda Fethiye halkı kendine layık yakışan bir belediye başkanını bulacaktır, aday edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Soru alayım. Başkanım. Buradan bu açıklamanızla bu partiden istifa mı etmiş oluyorsunuz? Arkadaşlar, ben Atatürkçü bir adamım. Benim Cumhuriyet değerlerine bağlı ve Türkiye'nin kurtuluşunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğüm için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim, destek oldum. Ama bana bu dönem gel aday ol dediler. Adayımız yok dediler. Bu mevcut belediye başkanını aday etmeyecekler. Partiden ihraç etmek için disipline verdiler dediler. Ve ben çıktım. Fethiye halkı çok büyük teveccüh gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Destek olan herkese, tüm Fethiye halkına teşekkür ediyorum. Fakat burada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki yöneticilerinden sıkıntı yaşıyoruz. Adaylığım süreçesinde bana partiye insan getirme dendi. Emin olun bu partiye insan getirme dendi. Yani şimdi ben bu partiye gece gündüz destek verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sivas'a gitti 18 gün. Sivas'a gidiyorum dedi. 18 gün Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalışmadı. Değerli arkadaşlar, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesi için rahmetli Özel Orgun'u başka partiden aday gösterdi. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili, biz dışarıdan geldik, sağdan geldik oluyoruz. Hangi devirde yaşıyoruz, sağcılık, solculuk yapıyorsunuz? O zaman hiçbir sağcı insandan oy istemeyeceksiniz o zaman bu sandığa girdiğinizde. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Gerekçemi de söylüyorum. Genel merkezin Osman Gül'ünün bu Muğla'ya, Fethiye'ye yaptığı son kötülüktür gider ayak. Son kötülüktür. Çıksınlar kamuoyuna. Yaptıkları anketi göstersinler. Araştırsınlar. Bir tane oy vereceğim diyen insan yokken nasıl oluyor da bu adam aday ediliyor? Ve bırakın onu. Onu da bırakın. Ya kendi personeline ben yoksam CHP de yok diye paylaşım yaptırıyor. Bu paylaşımı dahi sildirtiremiyoruz. Bu paylaşımı bir belediye başkanı işe aldığı 3-5 tane personeline CHP'ye oy yok. Alim başkan aday olmazsa CHP'ye oy yok. Oy vermeyeceğiz. Biz yokuz gibi paylaşımlar yaptırıyor. Yani bu adamlar varsa Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu adamlar yoksa Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ama biz bugüne kadar hangi aday olursa olsun oy verdik. Karşısına çıktık. Bugün kendisi olmayınca oy vermeyeceğini söylüyor. Peki o zaman bize de burada hak doğmuyor mu? Sen olunca da biz oy vermiyoruz o zaman. Çünkü sen şaibesiz Muğla'da bunca eski belediye başkanları aday gösterilmezken, senin sokaklardaki videoların ulusal kanallarda, Türkiye televizyonlarında gözükürken, küfürlerin bir annenin, bir babanın evladına, beşikteki bebeğine kadar küfreden ve bunun üzerine disipline verilen bir adam aday ediliyorsa, ben bunun altında bir şaibe ararım. Başkanım şöyle, Kayın Behçet Kağıtçı'nın aday çıkacağı ve onu destekleyeceğinizle ilgili dedikodular var. Dedikodu olmaz, ben net konuşurum. Dedikoduya evet. Gerek yok. Var mı böyle bir durum? Şimdi şöyle, ben şu an sizin sorduğunuz soru doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. Evet. Behçet Başkan adaylığını açıklarsa, hı hı, biz de oturur konuşuruz. Fethiye'de Behçet Saatçı 20 yıl belediye başkanlığı yapmış, Fethiye halkını temsil etmiş. Evet. Ve hiç bugüne kadar da şaibesi olmayan bir insandır. Ama ben biri aday olacak, olmayacak diye değil. Ben kendi ilkelerim açısından bu açıklamayı yapıyorum. Şöyle başkanım. O günün şartlarında arkadaşlarımızla toplanırız, çıkacak adayları değerlendiririz. Gerekirse ya ben siyasetin içinde bir adamım 25 yıldır. Ayrı da durmam. Hı. Fethiye'yi burada hem AKP'yi hem MHP'yi mağdur eden hükümet tarafından, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni mağdur eden Ankara Genel Merkez tarafından Fethiye halkını ben mağdur olacağını, olmayacağını buradan söyleyeyim. Herkes müsterih olsun. Gereken yapılacaktır. Başkanım şöyle sormak istiyorum daha doğrusu. Kayın Behçet Kağıtçı Büyükşehir'e İyi Parti'den, Mustafa Toklu'da Fethiye Belediye Başkanı adayı. İyi Parti'den konuşmaları var. Böyle bir görüşmenin oldu mu? Hayır, benim böyle bir size bir teklif geldi. Benim kendime. Böyle bir görüşmem olmadı. Yani benim böyle bir görüşmem, konuşmam olmadı. Ama şunu da söyleyeyim. Fethiye halkı, Fethiye kendine yakışan belediye başkanını bulur arkadaşlar. Hı-hı. Endişe etmeyin. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.